araştırma görevlisiyim Ege Üniversitesi'nde reklamcılıkta. Ben de araştırma görevlisiyim. Event marketing kısmındayım. Ben dijital marketing direktörüm. Grup müşteri direktörü. Senior Advertising Manager. Stratejik planlama direktörü. Ben neyim ki? Head of Art. Stratejik planlama. Ben mi? Öğrenci mi? Basit şükür diyemeyiz ama belki ödüller kazandığında, yaptığı işi ya da televizyonda gördüğünde, yaptığı şeyle gurur duyduğunda, gerçekten evet bunu ben yapıyorum, sevdiğinde aslında mesleğini reklamcı oldum diyebilir. Reklamcı hiçbir zaman reklamcı oldum dememelidir. Kendini öyle hissettiği zaman, yani mutlu olduğu zaman, sektörde gerçekten çalışırken ne çok para kazanması ne de çok başarılı işler yapması, yani dışarı taraftan, yani kendisi buna emin olduğu zaman bunu diyebilir. Vallahi hiçbir zaman diyemez bence. Her zaman kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir sorun var. Çalışma saatleriyle sosyal hayata entegre olmak arasındaki ince çizgiyi çizmek lazım herhalde sektörde. Bunu yapabilmesi için reklamda. Hiçbir zaman. Ya öyle oldum deyince işin bütün büyüsü kaçıyor. O yüzden öyle dememek lazım. Her zaman bir şeyler öğrenmek lazım. Bence zor bir soru. Yani hiçbir zaman söyleyemez bence. Tam anlamıyla çünkü reklamcı oldum dediğinde muhtemelen reklamcılıktan çıkmış olur. İlk krizlerini aldığında. Stajyerlik. İlk parasını kazandığında. İlk parasını kazandığında. Stajyerlere de maaş verilmesi gerekiyor bu arada. Ya da ilk fikri hayata geçtiğinde de bir şey yani. O da olabilir. O da olabilir. Ama stajyerse o zaman. Aynen. Reklamcı... Hiçbir zaman tam reklamcı oldum dememeli ki sürekli daha fazlasını arasın. Gerçekten yaptığı işe önem veren birinden bahsediyorsak, hani piyasada çalışan birinden ziyade, onu düşünmem lazım. Herhalde bilmiyorum, bence göreceli bir kavram. Yaptığı işten memnun olduğu sürece reklamcıyım diyebilir. Hani iyi iş yapıyorum, kötü iş yapıyorum, o herhalde o belirleyici.